Şadi. Abla. Abla vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Hiç suçum yok. Tuzak kurdular bana. Hiç kimseyi öldürmedim ben. Canım kim yaptı bunu sana? Ne oldu? Kim yaptı bunu? Kendini oradan oraya vurmuş nezarethanede. Tutmasaydık beynini dağıtacakmış. Dur. Buna inanacağımı mı zannediyorsunuz? Ne hale getirmişsiniz kızı? Bunun hesabını çok kötü vereceksiniz. Abla doğru söylüyor. Kapalı yerde kalamam ben. Kriz geçirdi. Ayağımda çok kötüyüm. Beni bu odaya getirdiler. Burada ilaç milaç verdiler. Şadiye. Kim bu adam? Müşteri. Anladım. Şadiye, anlat bana. Sana istemediğin bir şey mi yaptırdı? Anlat, hafifletici sebep olur, ne olursun. Sen de inanmıyorsun. Sen de inanmıyorsun bana. Tabii kim inanır değil mi benim gibi birine? Abla sen git evine. Git valla. Sen de inanmıyorsan çünkü bana. Azarlar zaten beni. Şadiye. Da sen dut gibi aşıksın oğlum. İlk aşk unutulmuyor ki be abi. Allah aşkına. Bana mı söylüyorsun lan? Ama senin işin kolay. Yani kolay derken her aşkın kendine özel dikenli bölgeleri vardır. Değil mi lan? Abi, evlendin mi yoksa Şadiye? Yok, öyle değil. Lan nasıl söyleyeceğiz tertemiz olduğuna kızın mazisini? Senin sevdiğin kız hayat kadın oldu, nasıl denir? Abi söyle yerini, hemen çıkayım karşısına. Bak kasabada da sordum, soruşturdum, yerini bilen yok. Bir de böyle garip garip suratıma bakıyorlar, hepsi birden söz birliği etmiş gibi. Abi hayırsız bir durum var belli ama. Yok canım. Efendim Narin Hanım? Servet. Şadiye'yi buldum. Bir karakolda cinayetle ilgili gözaltında. Cinayet mi? Ne cinayeti ya? Bir tuzak kurulduğunu söyledi. Cinayetle ilgili sanırım üstüne falan yıkmaya çalışıyorlar. Bir adam var ortalıkta, iş adamı. Çok zengin miymiş neymiş? Adı Batuhan oğlu. Acil bilgi lazım bana ne olursa. Yani husumeti mi var birileriyle? Ne yaptı, ne etti? Kimlerle görüşür? İş adamıymış. Ne iş yapar? Herhangi bir bilgi. Sen bana biraz daha bilgi versene. Hatta dur, ben geliyorum. Neredesiniz siz? Hangi karakol? Hayır hayır, gelme. Gerek yok. Ben eve geçiyorum zaten. Orada görüşürüz. Bir saniye. Koçum sen beni burada bekle. Benim bir işim var. Tamam. Narin sen bana her şeyi iyice bir anlatsana. Tamam, geliyorum. Zafer kardeşim, Servet abinin işi uzamış. Yarın ben onu hastanede görürüm dedi. Hadi gel ben bırakayım seni evine ya. Sefil olma yollarda bu saatlerde. Ali abi, sen bizim geçmiş mevzuları iyi biliyorsun. Tam Şadiye'nin yerini söyleyecekti Babür abi. Sen biliyor musun yerini abi? Vallahi billahi bilmiyorum Zafer'im. Ben nereden bileceğim ki? Ne yapıyor bu abim ya? Ulan bu çocuğa o kız bu saatten sonra olur mu ya? Hadi gel. Hadi gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.